Merhaba arkadaşlar, ben İrfan Güneş. Bugün kreatinden bahsedeceğiz. Kreatin nedir, ne işe yarar, nasıl kullanmalıyız gibi konulara değineceğiz. Kreatin, kan dolaşımı yoluyla kaslara taşınır ve kaslarda ATP enerjisini ortaya çıkarır. Adenozin trifosfat dediğimiz bir nevi basit bir anlatımla patlayıcı güç meydana getirir. Kreatin %95'i iskelet kasında bulunur. Bir kısmı da karaciğerde, beyinde bulunur. Günlük ihtiyacımız 1 veya 3 gram civarındadır. Bunun bir kısmını vücudumuz kendi üretir. Ama diğer kısmını gıdalardan almamız gerekir. Fakat bu çok kolay değildir. Çünkü bilinen 1 kilo ette 1 veya 2 gram civarında kreatin vardır. Yani 3 gram kreatin ihtiyacımız olduğunu düşünürsek, 1 kilo et yersek yarısında vücudumuzun ürettiğini düşünürsek 1 kilo et yememiz gerekiyor ki bu da hem ekonomik anlamda hem diğer anlamda vücudun absorbe etmesi anlamında çok kolay bir şey değildir. Bu nedenle dışarıdan oral olarak ağız yoluyla alınır. Bu da %20 civarında kreatini artırır. Yani vücuttaki depolanan kreatini artırır. Burada kreatinin faydası nedir? Kreatin kas gelişimini, kas yoğunluğunu artırır, yorgunluğu giderir, kan şekerini belli bir düzeyde tutar. Buna benzer protein sentezini gerçekleştirir. Buna benzer birçok faydaları vardır. Kreatini nasıl almalıyız? Kreatin tavsiye edilen günlük 5 gramdır. Belli bir müddet aldıktan sonra ara vermekte fayda vardır. Vücudun depoladığı 120-140 gram civarında, yani ne demiştik, iskelet kasında vardı. Bir de karaciğerde, beyinde ve böbreklerde vardı. %5 civarında bu organlarda var. %95 civarında da iskelet kasında var. Bu bir ihtiyaç. Hem sporcular hem de yeteri kadar kırmızı et tüketmeyenler, kırmızı et de vardır. Normalde diyette kırmızı eti çok tavsiye etmeyiz ama yağlı olduğu için kreatinden dolayı almamız gerekiyor. Eğer kırmızı et tüketemiyorsak ya da istemiyorsak kırmızı et tüketmeyi, dışarıdan kreatin monohidratı saf olarak alabiliriz. Burada bizim için önemli olan ne? Bir, ekonomik olması, yani kırmızı ete göre ekonomik olması. İki, gerçekten ihtiyaç olması. Çünkü kreatin bilinen dopinge yakın ama doping olmayan, etki yapan bir şeydir, maddedir vücudumuzda. En önemli etkilerinden birisi de kas yıkımı başlar. Belli bir yaştan sonra kas yıkımı başlar. Ortalama 40-50 yaşlardan sonra kas yıkımı başlar. Kreatin bunu önler ve yavaşlatır. Dolayısıyla kreatin hayatımızda çok önemli yer tutan bir maddedir. Nasıl kullanacağız bunu? Dışarıdan aldığımızı düşünürsek nasıl kullanacağız kreatin monohidratı? Tabii gerçekten marka olan ürünlerden kullanmamız gerekiyor. Yükleme yapılabilir. Yani yükleme 3 gün, 5 gün veya 1 hafta civarında yapılabilir. Çünkü eksik olan kreatin depolarını doldurmak gerekiyor. Ama yükleme yapmadan da kullanabiliriz. Günde 5 gram civarında, yani aşağı yukarı bir çay kaşığıdır bu. 6 veya 8 hafta tavsiye edilen budur. Kullandıktan sonra 1 veya 2 hafta ara vermek gerekiyor. Veya 6-8 hafta kullandık diyelim. 6-8 haftadan sonra 5 gram değil de 2 gram ile devam edebiliriz buna. Kreatin faydaları olduğu gibi elbette yan etkileri de vardır. Yani mide bulantısı vesaire gibi şeyler olabilir. Eğer böbreklerimizde problem var ise kreatin kullanmak çok doğru değildir. Mutlaka doktorumuza danışmalıyız. Çünkü kreatin böbrekleri yoruyor. Çok faydalı olmasına rağmen böbrekte problem var ise, tekrar söylüyorum, böbrekleri yorar ve ileri seviyede problemler yaratır. Bu nedenle böbrek problemleri olanların kreatin kullanmamalarını tavsiye ederim. Burada yapmamız gereken bol su içmek, böbrek kontrollerimizi yaptırmak ve belli bir süre sonra kreatin kullanımına ara vermekte fayda var. Bugünlük bu kadar. Bundan sonra kreatinle ilgili birkaç konu daha, konu başlığı daha açacağım. Çok şehir efsanesine dönen kreatin saç döker mi konusunu ayrıca işleyeceğim.
Daha önceki videolarımda bunu üzerinden geçmiştim ama çok açmamıştım. Kreatin saç döker mi? Başka bir video konusu olacak. Herkese sağlıklı günler, sporla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkür ederim.